Merhaba arkadaşlar. Bugün Meta Quest 3 yani sanal gerçeklik gözlüğünün bir kutu açılımına bakacağız. Kutu açılımında neler olduğunu gördükten sonra hem iyi yönlerini hem kötü yönlerini bir değineceğiz. Özellikleri bazında bakacağız ve ilk deneyimimizi anlatmaya çalışacağım. Hemen başlıyoruz. Meta Quest 3'e baktığımız zaman 128 GB'lı mevcut. Sanırsam yani emin olmamakla bir de 512 GB'lı olduğunu biliyorum. Öyle duydum. Ve şu an benim ulaştığım çevremizde bulunan genellikle Quest 3'ün 128 GB'lık versiyonu. Beyaz renkte küçük bu kutu. Bu kutunun içinde bir kutu daha çıkıyor. Her zaman gibi bizim elektronik cihazımız olduğu için bir koruma alanına sağlanmak için kutu içinde kutu versiyonu devam ediyor. Gözlüğümüz ve iki tane Touch Plus kolumuz mevcut. Bu Touch Plus kololar çok hafif, çok güzel. Kalem pil dediğimiz tabiriyle de AA piller mevcut. Şık bir durumlusu var. Hafif. Plastiği oldukça sağlam duruyor. Hemen kulaklık Çıkışı da mevcut. Hemen sağ tarafta bir kulaklık mevcut. Ses açma kapama ve de göz ayarı yapabilme yeri var. Aynı zamanda Type C şarj cihazı ya da e, link kablosunu takabileceğimiz yeri de mevcut. Kablo yani içinden şarj cihazının ve şarj kablosunun olduğu bir kutuda küçük kutuda içinde mevcut. Meta Quest 3 sınıfının en iyi karma gerçeklik teknolojisine sahip. Bu karma teknolojisinden neyi kastediyoruz? Onu ilerleyen kısımda daha iyi anlatmaya çalışacağım size. Fiziksel dünyayla sanal dünya arasında bir bağ oluşturulmasıdır. Yani karma gerçeklikte şöyle bir durum var. Normalde gerçek dünyayı görebiliyorsunuz ve bu gerçek dünyada aynı zamanda sanal malzemeler, sanal görseller de ekleyebiliyorsunuz. Nasıl? Yani bir masamız var masamızın içinde normal şu an odamızı tarıyorsunuz ve bu tarama sayesinde koyacağınız üzerine sanal gerçeklikle bir oyun sehpası olabiliyor, laboratuvar malzemesi oluyor ya da farklı sanal olarak malzemenin bir tüm odaya yerleştirebiliyorsunuz. Yani otomatik olarak yerleştirmesi ve sınıfının en iyisi olduğunu söyleyebiliriz Quest 3'ün. Bu renk geçişlerinde Şimdi baktığımız zaman bu karma gerçeklikte aynı zaman açtığınız zaman bir renk geçişleri mevcut. Bu renk geçişini Quest 2'ye göre yani Quest 2'ye göre iki kat daha iyi RGB kameraya mevcut. Yani bu iki kat görüntüyle kastelen nedir? Yani daha net olması, daha renklerin daha farklı, daha çok gözükmesi neyi sağlıyor ise karma gerçeklikte renk ayırt etmeyi fiziksel alanla sanal ortam arasındaki ayırt, ayırt etme özelliğini çıkartıyor ortaya. Yeni nesil Snapdragon Gen 2 teknolojisine sahip tek sanal gerçeklik gözlüğü. Şu an bu. Bu yeni Snapdragon işlemci ile yani Gen 2 işlemcisiyle ile iki kat daha fazla performans sunmuş oluyor. Peki bu iki kat daha performansdan kastımız nedir? Hem görüntü kalitesinden açısından iki kat daha fazla hem de hız açısından, akıcılık açısından, oyun içindeki akıcılıktan kaynaklı, videodaki akıcılıktan kaynaklı daha hızlı veri veriyi sağlayabiliyor. Quest 3'te doğru derinlik projeksiyonu mevcut olup derinlik açısından da çevre algılama açısından da çok iyi bir performans olduğunu söyleyebilirim. Ses kulaklıkta mevcut değil. Yani nasıl mevcut değil derken yani şunu söyleyelim. Bir kulaklık kulaklıkla gelmiyor. İçinde kulaklığı yok. Ama kendisi içerisinde dahili bir hoparlörü mevcut. O da şurada taktığınız zaman kulaklığınıza bu kısımlarda gayet akıcı ve net geliyor. Yine ses frekans aralığı açısından Quest 2'ye göre kıyaslarsak %40 gibi yani neredeyse 2 katı gibi bir performans ve bas derinliğini sağlamış oluyor. Ama aileyetten de siz isterseniz kulaklıkta takabiliyorsunuz. Ama bence hem çevreye etkileşimini kesmemesi hem kulaklığın dolgunluğunu vermemesi bu şekilde kullanmak beni daha etkiledi, daha oyunun içine attığını söyleyebilirim. Quest 3'teki Touch Plus sisteminde bu halka kısmı kaldırılmış durumda. Ve neredeyse yarı yarıya bir inceliğe sahip. Yani şunla titreşim de çok güzel şu anda titriyor hatta da. Şu şekilde elinizde neredeyse varlığıyla yokluğu arasında böyle hissiyatının azaldı ama e, kaliteli bir malzemeyi tuttuğunuzu bildiğiniz bir Touch Plus kolları mevcut. Peki bunlarda ne var? Bunlar pilli yapılmış durumda. Yani şöyle söyleyeyim. iki gündür oynuyorum. 2-3 kere şarj ettim e, gözlü gözlüğü. 2-3 kere şarj ettim gözlü Yani %100'e doldurdum tekrar. Bunlardaki veri gözüken hala %90. Yani öyle pili de çok hızlı yiyor diyemeyiz. Kollar için söylüyorum. Yani gözlük için söyleyemiyorum ama kollar için öyle hızlı enerji tükettiğini söyleyemeyiz. İsterseniz şarjı pil alırsınız koyarsınız değiştirme şansınız da mevcut olur. Bu kollarınızı kullanmadığınız zaman kullanabileceğiniz bir el yani ellerinizi oyun içine e, için, içine videonun içine bir şekilde entegre edebiliyorsunuz. Yani videonun içinde miyim de ellerinizle müdahale etme şansınız var quest 3'te. Gayet iyi algılıyor. Tüm parmakları görebiliyor. El teknolojisi, el takip teknolojisi çok güzel olmuş diyebilirim. Meta Quest 3'ün iyi yanlarını bir şekilde sınıflandırmak gerekirse şöyle baktığımız zaman şu ana kadar kullandığım en iyi sanal gerçeklik gözlüğü hatta karma dediğimiz hani hibrit dediğim yani bir şekilde hem dünyanın hem bağlantısını koparmadan en iyi sanal gerçeklik gözlüğü bunu PC VR 2 incelemem de mevcuttu. Quest, Quest 2'de onu da incelememiz mevcuttu. Yani onlara kıyasla baktığım zaman kesinlikle en iyisi şu an bu diyebilirim ki HTC'de kullandım. Daha önceden birçok markaya da kullandım. Şu an kullandıklarımın en iyisi. Fiyat da diğerlerinin birçoğunun azını fiyatı da onlara göre çok daha iyi. Bilgisayara kablosuz bağlanabilmesi çok kolay. Bununla ilgili bir video da çektim zaten. Aynı şekilde kablolu bağlanması da hiçbir fark yok. Aynı yöntemle kablolu bir şekilde bağlanabiliyorsunuz internetten aldığım bir kablo vardı. Bu kabloyla bağlantımı kurdum ve oldukça sorunsuz akıcı bir desteği sağladım. Kablolu bağlantıda e, şeyde de normal kablosuz bağlantıda herhangi bir akıcılık ya da donma gibi bir sorun yaşamadım. Peki bu aynı zamanda kablolu olması, air bağlanması neye sağlıyor bize? Aliyetten de Steam oyunlarına oynayabilme olanağı veriyor. Yani Steam'de aldığımız VR oyunları, birçok oyunları orada oynayabiliyorsunuz. Peki bilgisayara bağlantı da kolay olduğu için Steam'den de açtığınız oyunları net bir şekilde oynayabilirsiniz. Ancak şimdi fiyat olarak Steam normalde uyguna kaçıyordu. Bu yönden iyi. Çünkü Meta'nın kendi içindeki tüm oyunların fiyatları hep dolar döviz üsulünden ve tabi pahalıya kaçıyor. Steam şu ana kadar Türk versiyonu yani Türkiye'de Türk lirası olarak satışa vardı. Şimdi dolara geçecek. Tabi bunun değişimini hep birlikte göreceğiz. Yani gerçekten fiyatlar çok mu artacak ki keza artacaktır. Ancak at, yani belki indirim politikalarına devam edebilirse Steam yine uygun fiyatlı, diğerlerine göre uygun fiyatlı oyun alabilme olanakları sağlayacağını düşünüyorum. Diğer bir güzel özelliği 360 derece videonuzu isterseniz YouTube VR'dan olabilir ya da bilgisayarla bağlandığınız bilgisinin üzerinde hiç içine kaydetmeden yani bunun içine yükleme gereği duymadan bilgisayarınızdaki mevcut bir hani harici artistik belgeseli e, VR belgeselini, 3D belgeseli bunu da çok net bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bunun için birkaç tane uygulama indirmeniz gerekiyor. telefonkine Meta'nın kendi Store sayfasını indiriyorsunuz. Ücretsiz uygulamalar mevcut. 2-3 tane uygulama var. Bu 3 uygulamayı indirdiğiniz zaman birinden biri mutlaka çalışıyor. Ayarlarım imkan veriyor. Ayarlayabiliyorsunuz. Gözünüz nasıl girmesi, yani görülmesi gerektiğini oldukça net bir şekilde VR teknolojisinin gözlüğünüze aktarmış oluyorsunuz ve hard diski kullanarak istediğiniz videoyu da izleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde yine VR ile YouTube videolarını da izleyebiliyorsunuz. Diğer bir iyi, güzel yanı sinema fonksiyonu. Yani için açtığınız bir uygulamalar var. Daha evinde oturmuşsunuz, şömininiz yanınızda, büyük ekranda televizyon var. Bu şekilde bir sinema keyfi yapıyor olabiliyorsunuz, gözlükten izleyebilirsiniz. Aynı şekilde Netflix açabilirsiniz, birçok uygulamaya da izin veriyor zaten aile bunun yanında yani normal bir sinema ortamında da yapabilirsiniz. Tamamen size özgürlük sunarak bir sinema ortamını nerede istiyorsanız, daha mi istiyorsunuz, baş geldi mi istiyorsunuz o ortamı size sağlıyor. Yani gerçekten hissiyatını veriyor. Büyük ekranda izlemiş oluyorsunuz. Peki entegre bir kulaklığın olması yani hep bundan bahsettim. Buradaki bir entegre kulaklığın olması size bir kulaklık takma yani zorunluluğunu kaldırması bu çok iyi bir fonksiyon. Yani hiç kulaklık bulmak ya da kulaklığı takmak ya da kapatmak zorunda değilsiniz. Kulaklıktan gelen sesle dışarıdan gelen sesi de az çok duyabiliyorsunuz. Aslında bu etkileşim güzel oluyor ama siz daha farklı bir uygulama istiyorsunuz. Tak kulaklığı kulaklığını izleyebilirsin. Ama bunun dahil olarak bu fonksiyonu direkt sunması acilen hemen takayım ve bakayım oynayayım dediğin zaman üşendiğin zaman bu zamanlarda çok daha etkili bir fonksiyon bu kadar iyi yanlarından bahsettim. Yani özellikle bahsederken tabii birçok özelliği diğer fonksiyonlar iyi olduğu için iyi yanlarından bahsetmiş olduk. Aynı zamanda özelliklerini anlarken yani işlemcisi olsun, Android işletim sistemi olsun. Peki kötü yanları ne? Öncelikle ilk kötü yanı beyaz olması. Yani beyazın tamam eyvallah burası biraz naylonumsu bir beyaz hani naylon gibi duruyor ama bunun sebebi de şu yani kirlendiği zaman silmeniz mümkün. Yani ben açıkçası el bunu izlerken ki sinema keyfinden bahsediyorum. Bir yandan da cips yiyorsanız bunu kirletme ihtimali çok yüksek. Beyazı zaten bu yüzden birçok yeri ben kullanmamayı tercih ediyorum. Ama ne yazık ki PC 5 de olsun. Yani bu yeni teknoloji olsun. Beyazı bu senenin, bu yılların trend durumuna getirdi. Yani çoğu şey beyaz. Bunu Kötü yanından bir tanesi beyaz olması. Pir ömlü yani pir ömlü gerçekten çok hızlı tükeniyor. Peki bu dedim ki kablo taktığım zaman pil ömrünü kesecek mi yani pilden gitmeyecek mi? Hayır. Taktığınız zaman eğer yine bir video izliyorsunuz ya da bir oyun oynuyorsunuz yine pil düşmeye devam ediyor. Ama normalde mesela oyun oynarken bir 15-20 dakika yarım saatte %20 %10 gidiyorsa %30 gidiyorsa saldırıyorum bir saat sonra. Bu kablo takılıyken %50'si gitmiyor da %20'si gidiyor. Yani evet azar, azar azar gidiyor. Yani size daha çok saat oynama şansı ta sağlıyor kabloyla taktığın zaman. E, kablosuz da taktığın zaman da yine yeteri kadar bir enerji yani yeteri kadar bir enerji sağladığını söyleyebilirim. Yani ortalama 2 saatin üstünde çok rahat bir şekilde gitti ve şarj etmesi de bir önden şöyle bir şey 18 watt şarj cihazı var küçük bir watt. Bu şarj cihazıyla da hızlı bir şarj olduğunu söyleyebiliriz. Ama kötü yanı evet yani pili tüketimi biraz fazla. Peki bu pil tüketimi hepsinde mevcut. Yani ne yazık ki bu her şeyde de bu yaşanabiliyor. Her gözlükte böyle bir sıkıntı oluyor. Gerçek renk açısından dedim ki çok daha iyi. Mesela Quest 2'ye kadar 2'ye göre RGB kameraları çok çok daha iyi, çok daha renkli bir ekran deneyimi Peki nasıl bir renkli? Yani örneğin sana gerçeklik gözlüğü takılıyken dış dünyaya baktığın zaman bir telefonunuzu çok zor ayılabiliyorsunuz telefon ekranını. ya da saat ekranındaki saati görmeniz çok zor oluyor. Bulanıklığı çok fazla. Ha bu VR teknolojisinin içinde yer alan bir şey aslında. Yani bu VR'ın kendi içinde bir bulanıklık vermesi gerekiyor ki netli 3D'ye göz versin. Ona bakarsınız kendi ekranı tam dış dünyayı biraz bulanık görüyorsun, Kendi içinde net bir görüntüsünü veriyor. Ama dış dünyayla ilgili baktığınız zaman çok net bir görüntü veremiyor. Ya yani bu evet çok iyi olmasına rağmen sınıfına göre yine de daha iyi olabilir. Daha net, daha güzel bir görüntü sağlayabilir. Peki genel bir kanım nedir? Genel kanama olarak aslında fiyat olarak 500 dolar bandında tabi ve artı vergiler şeklinde devam ediyor. Yani sınıfını fiyat olarak teknoloji bazında ve fiyat olarak iyisi denebilir. Kalite bazında kesinlikle kalite olduğu her yerinden yani plastiğinden belli ediyor. Yani bu da kalite açısından da herhangi bir sıkıntı yok. Hafif bir ağırlığı çok hafif diyemem ama ağır da değil. Genel olarak baktığım zaman en çok sevdiğim yandan bir tanesi bu hibrit dediğim mevzu. Yani ben hibrit diyorum ama yani aynı anda hem sanal gözlükle takılması hem de aynı anda e, giriş dünyaya bağlantı kurması güzel bir deneyim. Yani bu beni en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Ayrıca bilgisayara bağlayarak video izleyebilmek gerçekten güzel bir deneyim. Genel olarak ben bu oyunu sevdim. Fiyat olarak, performans olarak da Evet bunun için Türkiye'mizde ben mesela diğer bir yer gözümü satmak zorunda kaldım. Yani bunları deneyim yapmak için ne yazık ki bazı şeylerden feragat etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bazı ürünü, bazı şeylerinizi satmak zorunda kalabiliyorsunuz. Ama ben bu deneyimden çok memnun kaldım. Yani diğer ürünlerimi fotoğraf makinem vardı. Kullanmadığım artık. Daha profesyonel geçeceğim. O makinemi sattım bunu aldım yani bununla deneyimi sahip daha sonra bunu satıp başka bir şey alacağım Ne yazık ki ülkemizde bu şekilde yani çok büyük bir yeriniz yoksa bu şekilde devam ettiriyorsunuz Fiyat performans açısından da bence gayet uygun Sonuna kadar dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim Umarım yardımcı olabilmiştimdir Hata ettiysem affola sormak istediğiniz sorular varsa ya da Çekmemi istediğiniz videolar varsa bir yorumlarda bahsedebilirsiniz bu konuyu elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım güzel olmuştur. Umarım iyi olmuştur. Takip etmeyi mutlaka unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.